Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken iyi haberlerde gelmekte, kötü haberlerde gelmekte maalesef. Aşı olanlarla alakalı kötü haberlerde gelmekte. Bazılarına da hiçbir şey olmamakta. Bu insanın bünyesiyle alakalı denilmekte her ne kadar doğru ise. Mecbur kaldığımız için biz de koronavirüs aşısını yaptırmak zorunda kaldık. İşlerimizin yürümesi için ya aşı olacaktır ya da haftada iki gün boyunca PCR testi vermek zorundayız. Biz de BioNTech'in aşısını olduk ve e, konuyla alakalı aşı olduktan sonra ilk günümüz, ikinci günümüz, üçüncü günümüz, dördüncü günümüz, beşinci günümüz diyerekten videolar çekerekten sizlere aşı olduktan sonra nasıl bir sonuçlarla, sorunlarla veyahutta problemlerle karşı karşıya kalıyoruz veyahutta hiç kalmıyoruz neler yaşıyoruz bunlarla ne alakalı bilgiler vermeye çalışacağım bu hafta içerisinde sizlere 5 gün boyunca. Bugün aşı olduktan sonraki ilk günümüz dün gittik aşımızı olduk aşı olmadan önce tabi randevumuzu oluşturduk randevumuzu oluşturduktan sonra aşı olma merkezine gittiğimiz zaman Biontech aşısı olduğumuz için belirli bir süre beklemek zorunda kaldık çünkü bir tüpteki aşının aynı anda 5 kişiye 6 kişiye yapılmasından dolayı biz beklemek zorunda kaldık. 5 kişi bir tüpteki aşıdan 5 kişi birlikte olduk. Bunu bekledik. Yaklaşık bir 1 saate yakın bekleme süremiz vardı aşı olabilmek için. İnsanlar tamamlandıktan sonra Biontech aşımızı vurunduk. Vurunduktan sonra ilk etapta aşı vurunurken herhangi bir problem olmuyor arkadaşlar. Yani kolunuzu fazla acıtmıyor. Aşı olduktan bir 10-15 dakika sizi beklemenizi söylüyorlar. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Aşı olduktan sonra bir 10-15 dakika bekleyin. Diyorlar bu kadar. Yani aşı oldun herhangi bir problem. Sen benim şöyle bir problemim var demedikten sonra hiçbir sağlık yetkilisi orada bize senin bir problemin var mı? iyi misin? Aşı oldun şudur budur diye soru sormadı. Akabinde ise ortam çok kalabalık. Kimin ne yaptığı belli değil. Ben aşı olmaya gittiğimde çok kalabalıktı. Herkesin elinde bir tane form aşı randevusu olan da geliyor. Olmayan da geliyor. Karman çorman bir ortam var. Bundan dolayı aşı olma, olmak istiyorsanız aşı olmaya gitmeden önce mutlaka randevunuzu alın. Randevunsuz giderseniz çok büyük problem yaşarsınız. Bunu da size söyleyeyim kendi gördüğüm izlenimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Benim gittiğim yerde bu şekildeydi. Randevusuzlar randevu oluşturması için bir saatten fazla bekliyor. Biz randevulu gitmemiz halinde bile bir saate yakın bir süre beklemek zorunda kaldık. Bizim sadece barkod okutma problemimiz vardı. Onu bekliyorduk. Aşı vardı. Barkod problemi vardı. Çünkü insan Biontech aşısı olmak istediği insan sayısı Yanlış hatırlamıyorsam 5 kişiydi. 5 kişiyi tamamlayana kadar bekliyoruz. 5 kişi olmadan aşı uygulamasına geçilmiyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Aşımızı olduk. Olduktan sonra bir 10-15 dakika boyunca bekledik. Herhangi bir problem falan oluşmadı. İlk etapta biraz bir 10 dakika sonra biraz bir vücudumuzda hafif böyle bir ağrımsı bir nasıl nezle grip olduğumuz zaman kırgınlık gibi bir olay gibi bir şey oldu. O da çok kısa süreli gerçekleşti. Herhangi bir şey olmadı. Biz aşımızı akşam saatlerinde vurulmuştuk. Sabah kalktığımda bugün sabah kalktığımda aşıyla alakalı kolumun çok ciddi derecede ağrıdığını oynatırken şu anda kolumu sağa sola oynatırken yukarı aşağı oynatırken herhangi bir yük gibi bir şeye taşımak istediğim zaman çok ciddi derecede acıdığını söyleyebilirim. Özellikle ileri geri yaparken, yukarı aşağı yaparken aşı uygulanan bölgenin genellikle bir karış alanının komple acıdığı çok net hissediliyor. Çünkü koltuğumun altına kadar inen bir ağrı olduğunda söyleyebilirim. Vücudumda ciddi derecede şu anda herhangi bir kırgınlık belirtisi oluşmadı ama hafiften bir Kırgınlık var ama bu beni çok zorlayacak bir durum değil. Tabii ki insanın bünyesi herkesinki bir değil. Bu kırgınlık bazı insanları ciddi zorlayabilir ama beni çok zorlamadı. Sadece kolumdan, sol kolumdan vuruldum aşıyı. Kolumdan hareket ederken, sağa sola hareket ederken ciddi derecede aşı uygulanan bölgenin acıdığını söyleyebilirim. Yani beni kolumu kullanmamı çok ciddi şekilde... Engellemekte aşı uygulanan bölge şu ana kadar yan etki olaraktan gece biraz e, baş ağrım oldu az bir şekilde sabah kalktım söylediğim gibi e, ciddi derecede kolumda hala daha devam eden ciddi bir acıma var ağrı var herhangi bir şiş, şiş, şişlik kızarıklık gibi bir olayla şu ana kadar karşı karşıya gelmedim genel bazda bakıldığında kolum haricinde kolumun ciddi derecede ağrıması haricinde Biontech aşının ilk dozuyla alakalı çok ciddi bir yan etki oluşmadığını söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 24 saatlik bir periyotta bir günde aşı olduğumuz ilk günde çok ciddi bir problemle karşılaşmadım. Ama kolumu kullanamamaktayım şu anda. İstediğim şekilde kullanamamaktayım. Çünkü çok ağrı yapmakta. Bunu da belirtelim. Biontech aşısının ilk dozunu uygulandıktan sonra kusma, ishal, ciddi derecede baş ağrısı, baş ağrım oldu ama ciddi derecede olmadı. Belirtilerinden bahsediyorum. Kusma gibi bir şey olmadı. ishal gibi bir problemimiz olmadı. Mide bulantısı şu ana kadar olmadı ilk günde. Tabii ki aşının yan etkilerinin başlama süresinin 12 ila 24 saatten sonra insanın bünyesine göre başladığı ifade ediliyor. Yani aşı uygulandıktan sonra asıl yan etkiler görülecekse ilk günden sonra ikinci günden itibaren görüldüğü söylenmekte. Biz de bu aşıyı şunu belirtelim. Mecbur kaldığımız için olduk. Çünkü sebebi ise ya haftada iki defa PCR testi vereceğiz ya da bu aşıyı olacağız. Çünkü işlerimizin yürümesi için eğer siz de çalışan bir insansanız, işe gitmek istiyorsanız iş yerlerine yazılan genelgelerden dolayı ya bu aşıyı ya Biontech'i ya da Sinovac için aşısını olmak zorundasınız. Biz Biontech olduk ilk günümüzde kolumuzun çok ciddi derecede ağrısı ve kullanma sıkıntısından dolayı şikayetimiz var. Vücudumuzda hafif bir kırgınlık mevcut ama ciddi derecede bir kırgınlık yok. İlk gün içerisinde şu ana kadar aşı olduktan sonra birebir yaşadığım şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. İkinci gün yaşayacaklarımı, üçüncü gün, dördüncü gün hafta boyunca Cuma'ya kadar ilk beş günde aşı olduktan sonra ne gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımı sizlere aktararaktan hem sizlerin de aşı olduktan sonra nelerle karşılaşabileceklerinizi bilgi amaçlı aktarmaya çalışacağım. İlk günde herhangi bir sıkıntı olmadı. Bakalım ikinci günde bugünden sonra 24 saatten sonra neler yaşayacağız. Çünkü asıl yan etkilerinin bu zamandan sonra 24 saat 24 saatten sonra başladığı söylenmekte. Yorumlar sizin konuyla ne alakalı herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yazarsanız aşıdan ne alakalı neler yaşadıklarımızdan alakalı aşı olduktan ilk dozunu olduktan sonra Biontech aşısının anlatmaya çalışırım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.